Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. İlknur bir bardak yeter değil mi? Ben suyu ölçecektim ama neyse ölçülü yapmayacağım. Şimdi buraya pilav hazırlıyorum. İlknur işe pilav götürecek. Yanına tabii ki bir şeyler de koyacak. Şöyle azıcık tuz. Azıcık tereyağı koyayım mı kızım içine? Çok az. Güzel olur ama. Tamam hadi koymuyorum. Şimdi suyumu ısıttım ama kaynatmadım. Şurada güzelce kaynasın. Ben ne yapacağım? Şuraya pirincimi alayım. Ben pirincin içine tuz koyduğum için şöyle koyayım, her yer tuz olmasın. Şöyle göz kararı bir bardak pirinç. Fazla yapmayacağım. Bu bile çok yani. Arkadaşlar evdeki pirinci değiştirdim artık. Pirincim bitti. Şu ince pirinçten aldım. Yasmin pirinci deniliyor buna. Ama paketini de attım. Attıktan sonra aklıma geldi. Kovalara doldurdum. Böyle içine de tuz koydum. Evet, iki kere pilavını yaptık. Cidden çok güzel oluyor. Hem çok hafif oluyor, diğer pirinçler gibi değil arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kavurmaya da gerek yok. Makarna gibi haşlıyoruz. Şimdi yapacağım zaten. Hemen ben şunu yıkayıp geleyim. Sanırsam yıkanmıyor ama ben yıkayacağım. Bir tozu falan gitsin üzerinden. Şöyle. Zaten süzgeçte yıkadım. Şimdi hemen bu suyun ocağı kısmam lazım. Yoksa hemen biter suyu. Hemen şöyle. Bismillah. Esasında bir bardak. İlknur bir bardak pirinç yap dedik geçen değil mi? İki bardak su koymuştuk. Evet arkadaşlar, bir bardak pirinci, iki bardak su. Bakalım, bunu göz kararı yaptım. Bu kadar. Şimdi bunun pişmesini bekleyeceğiz. Evet, zaten kaynıyor. Pilav yapmak bu kadar basitleşti. Cidden kavurmaya falan gerek yok. Esasında içerisinde minicik tereyağı olsa iyi olur ama İlknur istemiyor. Arkadaşlar pilav pişti. Çok çabuk pişiyor. Ve lapa olmasına hiç şey yok. Hemen böyle tel tel oluyor. Lapa falan olmuyor. Tadı da güzel. Değil mi İlknur? Hı. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık kısır yapacağım. Şöyle maydanozlarımı, yeşilliklerimi şuraya aldım. Birazcık da şey vardı, semiz otu. Onunla da şöyle sarımsaklı yoğurtlu meze yapacağım ortaya. Ama önce kısır yapmak istiyorum. Arkadaşlar her şeyden önce bu videoda pilav yaptım. Ben pirincimi değiştirdim diye anlatmıştım. Arkadaşlar o kullandığım pirincin ismi, çeşmeyi kapatayım. Kullandığım pirincin ismi Yasmin değil arkadaşlar. Yasmin kokan bir pirinç. Benim kullandığım, aldığım kokusu falan yok. Basmati arkadaşlar. Bir o kadar da şey söyleniyor. Sağlıklı bir pirinçmiş. Zararı olmayan. Özellikle şeker hastaları falan rahatlıkla tüketebiliyormuş. Nişastası hiç yokmuş. Her neyse, yani onu söylemek istedim. Yanıltmasın sizi. Yani aldığım pirincin ismi basmatiydi. Dediğim gibi paketini de attım. Türk marketinden almıştım. 5 kilosunu 10 euroya aldım. Evet, 10 euroya aldım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ben şimdi bunları güzelce yıkayayım. Bakayım daha buzdolabımda hangi malzemem var. Ona göre kısırımı yapmaya başlayayım. Evet arkadaşlar, dolabımda maydanozum, iceberg'im, hatta şöyle yarım da var.
Bulguru böyle ıslattım. Salça ve biber salçası koydum. Şimdi karıştıracağım. İlk önce tabii ki yumuşattım onu. Kabarttım sıcak su ile. Taze soğanım da varmış. Şimdi şunu da güzelce temizleyeyim. Ondan sonra dediğim gibi kısıra ilave edeyim. Gerçi taze soğanım temiz. Sadece şu başlarını alacağım. Yoksa güzel. Hemen yıkayayım. Esasında kapya biberim olsaydı kapya biber çok güzel yakışıyor kısıra ama kapya biberim yok. Bu hafta almamışım. Hep yeşil biber almışım Türk marketinden. Neyse, salatalık da olabilir. Evet, salatalık da vardı. Onu da çıkarayım. Salatalık da yakışıyor. Ufak hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırayım mı? Karıştırayım şöyle güzelce. Evet arkadaşlar, ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir akım var. Böyle biber. Acı veya tatlı bilmiyorum fark ediyor mu? Böyle biberleri güzel temizliyoruz. Yıkadım, temizledim. Şöyle labnemiz var. Onlar sade labne kullanıyor. Labne yani krem peynir. Labne bilmiyorum, birçoğunu gördüm. Ama ben bu bizde bunu bu var. Bunu kullanacağım. İçi maydanozlu. Maydanoz parçacıkları var evet içinde. Şöyle bir yumuşak peynir. Burada kuark deniliyor. Her neyse çok uzattım. Bir de şeker.
çiftimiz var. Hiçbiri reklam değil arkadaşlar. Şimdi gençler kendi aralarında veya böyle gençler anneleriyle falan böyle akım yapıyorlar. Ben de isterdim ki kızımla karşınıza geleyim. Ama tabii ki İlknur da kameralara çıkmadığı için ben bunu sizinle böyle tek başıma yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Bakalım nasıl bir şey. Ben de ilk defa deneyeceğim. Denemedim daha. Bakalım güzel olacak mı? Şu kapağı da hiçbir zaman için düz bir şekilde açamıyorum. Hep böyle parçalı çıkıyor. Ben de böyle parça parça alıyorum üzerinden. Şimdi açayım. Şöyle çok ses yapmasın. İçeri yine. Ay kocaman. Işık arasına benziyor. Çok büyük. Şöyle şuraya koyayım. Şey olmasın size. Torba ses yapmasın. Benler acı değil. Şöyle dolduruyorlar arkadaşlar. Tavsiye edeceğim mi? Bakalım. İnşallah beğenirim. Ben çiğ biber hiç yiyemiyorum. Yemekle olacak. Böyle çiğ hayatta tüketemem. Bakayım bugün yiyebileceğim mi? Benim gördüğüm akımda bu biberlerin ağızları daha geniş açık ve kapya biberden de yapıyorlar. Benim evde de böyle biber vardı. Ağızları da fazla açılmıyor. O yüzden fazla şips almayacak. Tansiyon ilacımı aldım. Şips tuzlu ya, bir şey olmaz. Bakalım nasıl bir tadı var, merak ediyorum. Bir de şey diyorlar, bu böyle şipsle biber kıtır diye ses yapıyor ya. O çok güzel oluyormuş. Bakalım. Değişik bir tat ama şey olabilirdi. Şips ya da biber acı olsa daha güzel bence. Denemek istiyor muyum? Sen ne yapıyorsun? Bunu denedim. Sen de mi? Hı. Herkes annesiyle yapıyor, kızıyla. Analı kızlı. Ben yedim onu ama. Ne yedin? Onu. Sen denedin mi? Evet. Güzel mi? Sen yiyorsun fazla işte. Fazla eğilme anneciğim. Ben beğendim. Beğendin mi? Ben beğendim. Acı mı biber? Hı-hı. O zaman kalsın istemiyorum. Biber acı olsa ama sanki şu kısmı acı gibi geldi bana şimdi. Ben kusur yemeye devam ki. Kısır yemeği mi? Devam et. Devam et. Bence güzel. İpnur cidden güzel. Ama acı olması lazım. Biber acı olsa daha güzel olur. Böyle şunu acı değil ki şunu deneseydin. Ama güzel arkadaşlar. Sonra devam edeceğim. Çünkü hoşuma gitti. Biberin çok az acısı geliyor ama o kadar pek acı değil. Ama güzel. Gençler işini biliyor. Değil mi İlknur? Bazısı şeyle yaptı. Salatayı böyle oydular. Mini salataları. Onların içinde de yaptılar İlknur. Yine bu yumuşak peynirden. Bir de şey şips. Bilmiyorum. Biber sevmeyeyim ben.
Evet, biber sevmeyenler için. Esasında deneyebilirim. Evde salata var, onu da mı denesem? Yok ya, gerek yok. Neyse, biberi denedim ya, yeter. Değil mi? Denemek istiyor musun sen de? Şimdi yemek istemiyor musun? Kısırla doyurdu karnını. Güzel oldu mu kısır? Çok. Valla. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ama limon sıkmadım. Sen ekstra sonradan sıksaydın Tabii. limonu. Önceden limon sıkıyordum arkadaşlar kısıra, hani yaparken. Ama şey oluyordu böyle. Su. Evet, çok yumuşak oluyordu. Çok fazla ekşi oluyordu tadı. O yüzden güzel olmuyordu. Şimdi limon falan sıkmıyorum. Öyle sade bırakıyorum. Herkes kendi tabağına istediği kadar sıkıyor. Semizotu salatası da çok güzel oldu. Seni sokayım. Yoğurt Su. sarımsak karışımlı yaptım ya. O da güzel oldu. Ellerime Hele burada sağlık. şu burçak bisküvi var. Nerede? Burçak bisküvi biz. Ya. Neydi? Burçak mıydı? Burcu Burçak, muydu? evet. Neydi? Nerede? Vallahi bilmiyorum. İçeride olabilir. Şimdi alttan böyle geçsin. Hadi geç bakayım alttan, nasıl bakayım, gözükecek misin? Gözüküyor mu? Eğildiğin gözüküyor. Hadi git bakayım. Git git. Evet, bak. Hadi yine aynı şekil. Gel eğil, ama ta Gözüküyor oradan eğil. Bak, gözükürsün. mu? Hadi gel. Eğilerek gel. Bunları da sakladım. Gözükmedin. Tamam, videoyu kesmemize gerek yok arkadaşlar. Direkt böyle Burada da çips yayınlayabiliriz. vardı. Burada da çips vardı. Ama şey, onlar şey, böyle tuzu falan gitti. Sos halinde. Evet. Böyle arkadaşlar, sizler de bu akımı denerseniz bana yazın. Bakalım sizler beğenecek misiniz, değil mi İlknur? Ya da çocuklardan, gençlerle. Gençler illaki, gençleriniz illaki denemiştir. Acaba sizinle beraber deneyen var mı? Dediğim gibi ben isterdim ki karşınıza İlknur'la geleyim. İlknur'la deneyelim bunu, ama olmadı. Değil mi kızım? Olsun, can sağlığı olsun. Ama İlknur yapıp denemiş. O beğendi. Ben de beğendim, ama dediğim gibi biber acı olsaydı daha güzeldi. Neyse arkadaşlar, lafı fazla uzatmaya gerek yok. Benim videom bugünlük buraya kadardı. İnşallah verdiğim tarifleri beğenirsiniz değil. Zaten herkesin yaptığı, her zaman evimizde bulunan tariflerdi. Havalar da çok sıcak, nemli olduğu için böyle hafif tarif olsun istedim. Böyle yani. İnşallah bugünlük sizin yemeğiniz, sofralarınız, eviniz için de bir fikir olmuştur. Yani evde oturan birileri var mı? Niye? Durumları nasıl bir anlatsın? Sorabilirsin. Evet. Şimdi mikrofon İlknur'da. Bu 2 hafta eve Almanya'da ne yazık ki ne überflutung oldu ya. Neydi? Su taşması falan oldu Ha, ya. evet. Sel. Evet. O bölgeden yaşayanlar Var mı hani acaba? varsa bir Evet, yorumlara beni yazsın, anlatsın izleyenler. durumlar nasıldı, ne geçti, hani çok merak ediyorum. Sen haberlere bakmıyor musun? Ama haber farklı, yaşanmış Yaşayan, insan anlatırsa farklı. evet, orada bulunanlar var ise, benim izleyicilerim varsa arkadaşlar, yorumlara yazabilirsiniz, değil mi? Evet. Gelen yorumu da sabitlerim, diğer arkadaşlarım da sizin yorumunuzu okur, haberdar olmuş oluruz. Zaten güzel ve ilgi çekici yorumlar olduğumu sabitliyorum ben, diğer arkadaşlarımız da görsün diye. Bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olup 3. zili de tıklayıp videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenileri unutmayalım.